Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji tarafından üretilen Akıncı taarruzi insansız hava aracında kullanılmak üzere, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan Akıncı İHA projesi Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi Projesi Sözleşmesi kapsamında hava uydu haberleşme terminalleri ve taşınabilir uydu haberleşme sistemlerinin teslimatları 6 ayda tamamlandı. Aselsan tarafından yerli imkanlarla özgün olarak tasarlanıp geliştirilen hava uydu haberleşme terminali ve taşınabilir uydu haberleşme merkezleri ile Akıncı'ya görüş ötesi haberleşme kabiliyeti kazandırıldı. 23 Nisan 2022'de Baykar Teknoloji, resmi Twitter hesabından Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracından ROKETSAN tarafından MK-82 tipi 500 pound genel maksat bombaları için geliştirilen TBR-82 güdüm kiti ile ilk defa test atışı yapıldığını duyurdu. Test atışında Akıncı PT-3 ile su üstü temsili hedefe TBR-82 ile atış yapıldı. TBR-82 ile test edilen Akıncı TİHA, daha önceden MAM-L, MAM-T, MAM-C ve TÜBİTAK-SAGE tarafından MK-84 tipi 2000 pound genel maksat bombaları için geliştirilen HGK-84 ile test edilmişti. 18 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı'nın katıldığı ilk büyük operasyon oldu. Gelişmeyi Baykar Teknoloji Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde, ifadelerine yer verildi. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen Akıncı taarruzi İHA ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, kanatlı güdüm kiti, MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOMA gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.